Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere e-topla, İngilizce karşılığıyla Samif fonksiyonunu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, e-topla bir tür toplama işlemi yapıyor. Ancak belli kriterlere, belli şartlara, arkadaşlar uyanların toplamını almak gibi düşünelim. Tipik bir örnek için çalışma sayfamıza gidelim. Arkadaşlar burada kişiler, ürün grupları ve satış tutarları var. Bu satış tutarlarının toplamını almak istesek sanıyorum şuraya bir toplam fonksiyonunu koymak zor olmasa gerek. 36 bin liralık bir satış yapılmış. Ancak biz sadece Nuri örneğin bu toplamda ne kadar satış yaptığını görmek isteyebiliriz. Ya da kahvaltılığın toplamda ne kadar olduğunu görmek isteyebiliriz. Böyle bir alt toplam almak isteyebiliriz arkadaşlar açıkça. İşte e-topla Samif arkadaşlar bu görevi görüyor. Onun dışında diğer videolarımızda Samif'si yani çok e-toplayı da ele alacağız. Bu sefer de hem Nuri örneğin hem kahvaltılıktan olan toplamını ayrıca isterseniz de belirli bir rakamdan büyük küçük olan sayıların oluşturduğu toplamı görmek gibi çok koşullu, çok kriterli olduğunu da arkadaşlar uygulayacağız daha sonra. Herhangi bir yerde gelip e-topla fonksiyonu için başlatılabilir ve bu toplam alınabilir. Ancak tipik bir hani kurumsal uygulama diyelim, tipik bir size uygulamasını göstereceğim. Böyle bir yerde kriterlerim var. Bunları buraya copy paste alarak ve çiftleri kaldır diyerek arkadaşlar koyabilirsiniz kolaylıkla. Ve karşılıklarını da gelip e-toplayla da karşılıklarını yani bunların ara toplamlarını alabilirsiniz. Onu yapmaya çalışayım. Fonksiyon sihirbazımı çalıştırdım arkadaşlar. E-toplayı bulmak için tümünden et yazarak gidiyorum. Arkadaşlar e-toplayı bulduk. Şimdi arkadaşlar sırasıyla da doldurabiliriz veya kendimiz de istediğimiz gibi düşünebiliriz ne olduğunu. Bir kere aralık dediğimiz yere de arkadaşlar kriterimizle ilgili aralığı belirteceğiz. Toplam alacağımız yerde de hangi sayıların toplamlarını almak üzere. Bir kere toplanacak sayılar bunlar. Bunlar içerisinden kriter. 36 bin lirayı almıyorum çünkü o benim kendi aldığım genel toplam sayıları belirttim arkadaşlar. Ölçüt, kriter ne olacak? Kriter için burada kendim bir yer hazırladım. Buraya Nuri örnek kahvaltılık yazabilirim arkadaşlar. Ölçüt kısmına Nuri örnek kahvaltılık vesaire yazıp ama gerek yok. Ben böyle bir yer hazırladım. Ölçütümü buradan alsın. Aralık bu ölçütle ilgili olacak. Yani burada doğal olarak burası seçilebilir. Ctrl Shift Alt okla inilebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırladım. Bu aralıklarda çalışacak. Zaten kendisi de gördüğünüz gibi aldı. Ancak aşağı çektiğimizde de diğer plasiyerlerin e-toplasını yapmak için formülümüzde gerekli sabitlemeleri yapalım. F4 tuşuna basarak. Evet arkadaşlar. Ölçütümüz de buradan gelecek. Bunlar kayacak. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi şeyleri almış olduk. Ctrl Shift 1'e basarak sayılarımızın onluk noktasını verelim. Bir sağlama yapalım mı? Acaba gerçekte toplam aynı sayıya karşılık geliyor mu? Evet. Buradaki toplamımızla aynı. Aynı şekilde arkadaşlar e-toplaya gelip grup toplamı da alınabilir. Onu da yapayım. Son kullanılanlardan e-toplayı buldum. Aralık neresi olacak? Bu sefer burayı yapalım. Tabii ki grubuyla ilgili ben bu sefer çalışıyorum. Kriterim oradan. Arkadaşlar kriterim buradan gelecek. Toplam aralığımda bu bildiğiniz sayıların olduğu alan. Yine bu veri gelen veri aralıklarını sabitliyorum. Kriter gelen alanı serbest bırakıyorum. Aşağı indiğimde tüm kriterler çalışsın, sağlamasını da yapalım. Doğru mu diye. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu örneğimizde
kullanabileceğiniz bir kurumsal senaryoda yan tarafta belirli kriterlere göre toplanmış tutarları, adetleri, arkadaşlar değişik rakamların toplamlarını görebilirsiniz. Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.